İngiltere'de yaşayan Türkiye'nin en çok karşılaştığı sorunların başında hukuki problemler yer alıyor. Ancak sadece İngiltere'deki Türkiye'nin değil, Türkiye'de yaşayan Türklerin de İngiltere'ye geliş yolunda karşılaştıkları problemler var. İşte bu konuyu Gatkos Avukatlık Bürosu yetkililerinden Tamer Ulay'la konuştuk. Londra'da yaşayan Türkiye'linin en çok ilgi gösterdiği hukuksal sorunların başında Ankara Anlaşması geliyor. Peki Ankara Anlaşması sadece İngiltere sınırlarında mı gerçekleşiyor? Bu sorunun yanıtını Gatkos Avukatlık Bürosu yetkililerinden Tamer Ulay'dan alıyoruz. Türkiye'den yapılan başvurularda süreç nasıl işliyor? Türkiye'den yapılan Ankara Anlaşmalarında ilk Ankara Anlaşması başvuruları yapıldığı zaman biliyorsunuz Türkiye'deki vize memurları bu konuya bir hayli yabancılardı. Bazen yanlış kararlar verebiliyorlardı. Ancak şu anda gerekli eğitimlerinin yapıldığına inanıyorum. Çok bir zorlukla karşılaştığımızı söyleyemem. Aynı zamanda işlemler de öyle çok fazla uzamıyor Türkiye'den yapılan başvurularda. Ankara, İstanbul ve İzmir'de acentalarımız var. Türkiye'den başvuru yapmak isteyen, Ankara Anlaşması'na başvurup İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen Türk vatandaşlarına acentalarımız her türlü desteği veriyorlar. Ankara Anlaşması'na başvurmak için bir eğitim zorunluluğu yok, İngilizceyi çok iyi bilme zorunluluğu yok, belli bir iş deneyimine, kesin bir iş deneyimine sahip olma zorunluluğu yok. İsterinden aranan tek koşul yeterli sermaye sahip olmak. Sadece Türkiye değil, aynı zamanda Ankara Anlaşması başvuruları İngiltere sınırları içinde de gerçekleşiyor. Peki olası bir red durumunda kişinin itiraz hakkı neleri kapsıyor? Eğer vizeniz halen devam ediyorsa, sona ermemişse yeniden başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru yaparken yaptığınız iş dalını değiştirebilirsiniz. Farklı bir iş için başvuru yapabilirsiniz. Sermaye kaynağını sadece değiştiremezsiniz. Sermaye kaynağında aynı şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ancak ikinci başvuruda, iş dalını değiştirmeyle ilgili olan başvuruda veya sermaye kaynağıyla ilgili olan yenileme başvurularında çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu gerçekten ciddi bir profesyonel yardım alınması gerekiyor. Bir önceki başvuruyla çelişecek, çok farklı tez işler yapılmaması gibi bazı konulara dikkat etmek gerekiyor. Ve bu durumda olan arkadaşların ciddi bir profesyonel yardım alması çok önemli. Çünkü ikinci kez de red aldıktan sonra üçüncü kez vize almanız gerçekten çok zor olacaktır. Vizeniz de bitmişse otomatik olarak zaten size itiraz hakkı verilecektir. Ancak itiraz etmek her zaman doğru bir yöntem değil. İtiraza gitmeden önce itiraz gerekçelerini incelemek gerekiyor. Bunu tabii ki sizlerin tek başına yapması ve başvuran kişinin tek başına yapması mümkün değil. Ciddi bir avukat desteği alması gerekiyor. Başvurunun hukuka uygun olup olmadığı ve red gerekçesinin hukuka uygun olup olmadığı konusu tartışılması gerekiyor. Eğer hukuka uygun değilse red gerekçesi itiraz yoluna gidilebilir. Bu anlamda red almış arkadaşların itiraz etmeden önce acilen profesyonel destek almalarında fayda var. Bazı durumlarda itiraz etmek sonuca götürmeyecektir. Yine olumsuz yanıt alınacaktır. O yüzden biz bazı arkadaşlarımıza itiraz yoluna gitmeden başvuruyu yenileyip daha güçlü evraklarla gönderme yöntemini tavsiye ediyoruz. Peki Ankara Anlaşması'nda hangi süreçler var? Eğer başvurunuz esnasında gönderdiğiniz evraklar tam tatmin edici değilse sizden o evrakları güçlendirecek bazı dokümanlar isteniyor. Başvurunuz esnasında gönderdiğiniz evraklar tamamıyla aksi yönde tatmin ediciyse sizden hiçbir şekilde evrak istenmiyor, direkt başvurunuz reddediliyor. Evrak istenirse size genelde 2 hafta ya da 10 gün kadar bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde evrakları tamamlayıp göndermeniz gerekiyor. Göndereceğiniz evrakların tam olması çok önemli çünkü yeniden bir evrak istenmeyecektir. İstenen evrakları tam göndermediğiniz durumda tekrar sizden ikinci bir evrak istenmeyecektir. O ilk gönderdiğiniz başvuru ve evrak istendikten sonraki gönderdiğiniz evraklar esas alınarak karara verilecektir. Her cuma günü saat 2 ile 4 arasında ücretsiz hizmetimiz var. Telefonla bizi arayan vatandaşlarımıza karşılaştıkları göçmenlikle veya vize işlemleriyle ilgili sorularında yardımcı oluyoruz.
Cuma günleri saat 2 ile 4 arasında bu hizmeti verebiliyoruz. Diğer günler için görüşme yapmak isteyen vatandaşlarımız randevu alarak ofisimize gelebilirler veya bize e-mail atabilirler. E-mail ile elimize geldiğince yardımcı olmaya çalışırız kendilerine.